Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Büyük Çatı Koyu, Küçük Çatı Koyu ve Tuzla Koyularına demirlemiştik. Bu bölümü izlemediyseniz sağ üstteki video kartına tıklayarak izleyebilirsiniz. Bizi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Tuzla'yı gezelim. Nereden başlayayım hocam? Bence en uzaktaki Tuzla'dan başlayalım. Tuzla olduğunu tahmin ettim. İstanbul ihtimalimiz var. İstersen en son gidelim. Yemeklerini deneyelim. Biraz önünü kaldırıp gitmemiz lazım oraya gidelim. Tamam. Gidelim. Şuraya mı oturayım? Aklında olsun. Yok, sonra yani. Tamam. Çünkü dışarıdan dalga geliyor yani. Bizim olduğumuz tarafa gelmiyor. Yeni bölümümüzde Tuzla Koyunu'nda başlıyor ve Tuzla Koyunu dolaşıyoruz. Daha sonra Longöz Koyunu'na gidiyoruz. Longöz Koyunu'nda Ali Bar Restoranı'nda çok güzel vakit geçiriyoruz. Ayrıca çok güzel drone görüntülerimizi de sizlerle paylaşıyoruz. Bizi izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Büyük taşlık gibi. Kestane görmüyorum ama olabilir ya. Var gibi siyah bir şeyler ama. He? Kestane mi değil mi bilmiyorum. Şunlar kestane değil mi? Simsiyah bak. Şurada falan. Var var boş ver. Kestanesiz bir yer bulup çıkabildik. Şöyle bir ortam jungle. Dalgaların attığı plastikler bol miktarda. Seni dövmek için güzel bir sopa. Hey ve ben de hemen ödülümü buldum. Evet işte tatlı bir deniz kestanesi. Şöyle kıyıda erişte var gibi bir şey yani erişte evimiz. Sonra da hemen derinleşiyor. Doris karşıda. Zamanında burada orman yangını olmuş. Bakın karşı tepelerde bazı yerlerde ağaç yok. Yazık. Şimdi toparlamış ama yeşil çok şükür. Bayağı yosun. Çok değişik. Kadife bir yosun var. Yumuşak gibi. Hey şu tombul martıya bakın. Yumuşak ama mercan gibi keskin değil. Çok değişikmiş. Ne oldu? Evet çok enteresan. Pilav gibi. Bunlar hayvanlar için çok iyi oluyor tabi. Eşekler, domuzlar vesaire buralardan su içiyorlar. Kuşlar su içiyor. Çok değişik. Batının bütün çöpü burada. Tamam buraya gelinir mi? Evet buraya gelinebilir. Burada bir mangal yakılır.
Evet. Bu Longöz'e gidilen yol olması lazım değil mi Eda? Evet. Orman yolu. Amazon'a da bağlandı. Burada domuz vardır ha. Vardır. %100 var. Baksana. Direkt Amazon şöyle ya. Gidiyor yani. Canıdır yani. Ana yol. Evet. Gel bakalım. Koyu koyu bir de gölgelerini al. Aynen. Ne kadar sık ki. Baksana şu ormanı. Çok güzel kokuyor şu yola. Koktu değil mi? Mis gibi. Vallahi koktu mis gibi. Ay çok güzel kokuyor. Göp gölge bir de ha. Akşamüstü bu ağaçlar çok güzel kokularını salıyorlar. Bayılıyorum yani. Aynen. Besin de böyle kokuyor. Haa bak da güzel bir yer. Bayağı yol. Şu işte balıkçılara giden iskeleye böyle bir yol. Vay be. Tepesine geldik. Bakalım buranın dibi nasılmış. Keşif keşif. Koy koy koyalım. Büt büt bükelim programına hoş geldiniz. Bugün Tuzla koyunu büküyoruz. İskele bize olur mu? İskelenin bir ayağı yok. Dip hiç gözükmüyor. Bize bir imkanı sağlayan siz de başlarına teşekkür ederim. Bunlar klasik balıkçı geleneğidir. Size bak. Bu şekilde hepsi. Yüzü istiflenir. Yüzü böcekler nasıl? Cırcır böceği gibi. At son dakikalarında. Da yolun devamı. Gölgesi güzel ama. Çok güzel ya. Çok nefis. Güzel yani. Koyumuzda akşam oluyor. Nedir planımız? Planımız Longöz. Tam arkada bakın. Tam arkası Longöz. Ama zira öyle gidemiyorsunuz. Engin denizlere açıp 5 mil sonra varıyorsunuz. Çünkü ziralı böyle dönmeniz gerekiyor. O zaman gidelim mi? Mert çok yakın demişti. Ben karadan gitmeyi tercih ediyorum. Sen yürüyerek git ben gelirim. Hemen arkadan. Hayır, şu yolun devamı. Hazırız. Evet. O zaman renk tamam, ve dans baby. Hadi. Tamam filan. Kırmızı burunlu Doris. Hadi bakalım. Palyaço Doris. Bay bay. Güzel Tuzla.
var. Burası Tuzla'nın gölü olabilir mi? Yemiş. Şu an flow'u dıştan açtım. Bu dıştan açma yöntemi var McGregor'da. Şöyle iki tane araba yeri var. Bir o öndeki, bir de buradaki. Şu gördüğünüz. Şimdi geriye bağladım. Buradan işte vince bağlı. Bu şekilde daha geniş açıda, yani geniş apaz veya işte pupa seyirlerinde bu şekilde açarsan daha geniş açılıyor. Zaten Genova olsa bendeki flow mutlaka bu şekilde açmam lazım. Gene de istikrarsızlık yapıp kavança yiyor bazen kendi kendine ama bayağı bir rüzgar tutuyor şu anda. Öbür türlü buradayken kulağı çok darda kalacaktı ve kapanacaktı, ya da baston en güzel çözüm. Benim bastonum yok. Şu baston bu kulaktan oraya bağlanıyor. Hep açık tutuyor, yani bir nevi bomba gibi oluyor. Longöz'e doğru düşüyoruz artık. Mesafe kısa olduğu için 4 mil falan Tuzla ile Longöz arası benim. O yüzden ana yelkeni açmadım. Bir de orada savaş gemimiz var. Okluk önünde savaş gemisi. Ha işte bak. İşte bu mesela. Şimdi işte bu şekilde kavançayı yedi. Az sonra düzelecek. Evet. Yani biraz zarar verebilir ama rüzgar çok olmadığı için önemsemiyorum. Yoksa ona göre açımı değiştirdim. Biraz daha açı verirdim gibi. Şu an otopilot gerekli yönlendirmeyi yapıyor. Bakalım neredeyiz artık. Evet. Kargılının istikamet kargılı. Rüzgar nefis oldu. Longöz'e giriyoruz. Tam karşısı. Tek başına flok neredeyse götürüyor. Sistem daha iyi çalışıyor. Bir dahakine ben flow'u hep böyle kullanacağım. Hiç Genova gibi düşünmeye gerek yok. Fena değil. Evet, güzel. Şeyi de güzel. Hiç fena değil. Biraz saplık. Gözün girişine geldik. Buranın girişi belli olmuyor. Yani yok gibi ama var. Çok kapalı. Kışın bile kalınabilecek bir yer. Yani içeri dalga almıyor. Sadece rüzgar alıyor. Bir de tabii çok kapalı olduğu için suda bir bulanıklık oluyor en içeri kısma girince. Ama koyu çok geniş. Birçok bağlanacak yeri var. Yani böyle şeffaf suya da bağlayabilirsiniz. Meltem basıyor. McGregor coşuyor. 4-7 ama tek sadece flokla, yani motor rolanti de ana yelken açsak 6-6.5 yapar bu. Bütün gemiler şu anda Longöz'e intikal ettik. Doris Longöz'e intikal etti. Burası artık Longöz'ün içi sayılır, evet. Kıvrım kıvrım Longöz. Daha böyle kıvrılacak gidecek. Kargılı bükte diyorlar, evet. Ve Ali restoran gözüktü orada, evet.
Oo, ne kadar dolu. Dağlar buradaymış bu sefer. Büyük çatıdan kaçıp buraya gelmişler. Vallahi dolu. Nereye yakalandı? Neyse onlar şeyde ya. Evet onlar kenarda. Biz İskele'ye gideceğiz zaten. Oley. Ali abi bizi görüyor mu acaba? Aşkın mıydı, bu muydu? Buna çok benziyor ya, oydu galiba. Ali abi gördün. Tamam. Bordala diyor, aynen. Okey. Evet, yine bordala duracağız. Demek ki şuraya ipi takıyorum. Öne. Fazla atma mı diyor. Evet, seni oturup çekti. Ne oldu? Evet, Mert bayağı zorlandı. Otu başa aldı. Evet, sürekli atıyor. Mert ne diyorsun yani? Hala beni suçluyor. Ya yine kabahatle devam oldu. Bir de suçlu lazım. Ha. Aynen Ali abi, doğru söylüyorsun. Oo, süper oldu. Evet, Ali var restorana geldik. Evet, Ali hoş bulduk ya, ne yapıyorsunuz? İyi abi, siz de hoş geldiniz yeni. Nasıl gidiyor hayat? Özledik seni. Teşekkür ederim. Vallahi özlettin kendini ha. Canavar gibisin maşallah, çakı gibi duruyorsun gene. Yani, artık kaptanın unutmuşsun galiba ya. Yanaşamaz. Bir de yanaşamadığın günlerde. Ece'ye bak, uçaydınsın. Bugün olmadı. Ama bak, bir güvence günüm var. Takılma kazıma dinleyeceğim. Tamam, izlersin. Afiyet olsun. Hadi. Güzel olmuş, bir şeyler yapmış Ali buraları. Ya buraya hadi seni geldim. Ne zaman Gökora gelsen. Heh. Ya illa bir Antalya telefonu. Telefon muhabiri çıkıyor. Bir iş çıkıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Kesin Gökova'dan çıkıyor bu. Evet. Valla. Seni Gökova kabul etmiyor da. Kabul et. Zorla iteliyorsun. Zorla itile kalkıyorlar. İtile kalkıyorlar. Olsun ya, mutluyuz ya, boşver. Öyle mutlu olalım da. Huzurlu olmak, tabii sağlıklı abi. Olmak. Sağlıklı olalım, aynen. Bak ne güzel. Sen niye... Şey ya. Leo ya, yelkenli motor çıktı. Bizim flama ya, şeyin. Öyle. Ha. Evet. Kanalın flaması. Bak YouTube yazıyor. Hayranlarımız yaptırmış. Hayranlarımız hediye etti onu bize Ali. Güzel, ne güzel. Hediyelerimiz bu. E hadi bakalım neler olmuş bu sene burada. Bakalım. Hadi getiririz. Değil mi? Nasıl atlayacağım? Normal edin. Rüzgar o an bastı ya. Su nasıl? İyi bari. Oh. Nereye çekeyim? Uyu tak istersin. Ha, aşağıya takayım. Balığı mı çeksin? Senin oltan mı? Evet, ne oltan? Tutabildin mi hiç? Tutamadım da. Heh. Ama tutabilirsin. Ha, güzel, yemleri de var. Oo. Doristik'ten indik. Daha büyük bir kayıttayız. Şerbimizi giyelim. Hava çok bastığı için zor yanaştı. Devamlı başlık için atıyorum. Bir de bot biraz yana çekti gibi oldu. Yani çok yanda kaldı, döndürmedi. Belki böyle.
Uzatın tekneleri. Denizlerde de motor denizciler var. Şurada. Başlayalım. Orman her zamanki gibi çok güzel. ...2016'da gelmiştik. Eda bize anlatsın. Köşkler. Ha, bugün acayip işler olacak gibi burada. Kuyu şöyle burada tandır yapıyor. Evet. Ya süper. Ha? Vallahi hayalini kuruyorum. Çekiyoruz. Bir ortam var Ali, bir şeyler hazırlıyorsun ha. Ne yapacaksın bugün bize? Misafirler var. Vallahi. İyi. Bizi akşama. Ha. Bizim yerimiz var mı? Bizi yedireceksin mi yoksa aç mı bırakacaksın bizi? Bize yok mu? Kendi randevuyu vermedin ki. Randevu da yazıyor. Ya ben sana kaç gün oldu yazalı, aşk olsun. O ayrı. Geçti. Peki, sağlık olsun. Güzel bakkal yapmışsın bize. Evet. İyi, eline sağlık. Eksiklerimiz var ama idare. Olsun abi, ne olacak? Şimdi. Buna bin şükür ya. Daha Gökova'da daha ne isteyelim? Evet. Hiç yok lan. Her şeyimiz olmuş yani. O içki de var. Tamam abi. Ya alkolcüde olur mu ya? Tabii canım. Buraya da yazmış, şahsidir diyor. Bunları satmam benim diyor. Evet. Vermem diyor. Şurası duş tuvalet. Evet Eda. Sevdiğim banyo. Tavuklar duruyor muymuş yavrum? Tavukları sormayı unuttum. Soruyoruz. İnekler duruyor muymuş? Burada inekler geziyor. Ali'nin tavuk ve yabani inekleri mevcuttur. Doğru mu hocam? Evet. Yerimizi ayırdı mı peki? Ne oldu mu? Valla yok diyor, size yer ver diyor. Vermem diyor. Biz de artık kulaklı ne kalırsa olarak biz de çaktırmadan yeriz her şeyi. Ali'nin dolabı. Onları yiyeceğiz yemekten. Ali, mekanizma güzel ama senin. Ben buna yıllardır şey bakıyorum. Bugün çalışacak mı mekanizma? Vallahi bir tek bugün menajer programı sevmezdim işte. Hadi bunu yaktım. Hadi değmez. Değmez. En azından 20 kilo kömür yakıyor. 20 kilo yakıyor mu? Tabii. Vay maşallah. Ha, bugün makine bu. Tamam işte abi. Fazla bile. Akşama bu. Kestaneleri de mi yapıyoruz? İyi. Yok, kestane yakmıyoruz. Dediler yakmış, oğlu açmış ya köy tane yakmış diye. Güzel. An itibariyle Eda uyuyor. Doris de arkada bordalı. Ali'nin bura nefis. Hava da esiyor. Serin buz gibi gölge. Ağaçlar. Oh. Taze balık var. Kendi tutuyor. Tekneyle. Ne oldu? Rüzgar esince uyandın mı? Kapandı bu. Safçık Eda. Dadın tekneleri burada bugün. Şu kalabalık koy. Yine bayıldım. General. General. Ali Bar'da devam ediyoruz. Muhteşem bir orman. Harika bir sığla ağaçları. Gerçekten cennet. O kadar güzel ki. Her yerde ağaç var.
Arkası iskelesi. Bızır bızır. Yummy yummy yummy. Burada karnımız aç kalmaz arkadaşlar. Masamız da şöyle pek güzel. Denize nazır. Nasıl gidiyor Mert'cim? Bakın. Şimdi kollarımı sıkıyorum baştan. Evet, baştan sıkalım ki rahat edelim. Olabilir. Orman sonuçta. Baya jungle bu arada gerçekten. Aa, katamaran yanaşıyor. Geliyor mu? Hı. Mert'cim nasıl gidiyor Mert Kaptan? Çok iyi. Yani şu çok güzel. Sarımsaklı, semizotlu, evet, semizotlu nefis. Of yani. Zaten çok güzel. Patates de çok of güzel. Yani. Anne balık patatesi. Izgara çupra efsane pişmiş. Of, aynen. Anormal lezzetli böyle. Yani güzel pişmiş, içi de sulu sulu. Bayıldığım tipten. Ellerine bayağı sağlık güzel. Ali abi. Aynen. Şu anda da bir katamaran yanaştırıyor. Kendisi burada yok. Katamaran da geliyor şurada gördüğünüz gibi. Evet Eda, Ali Bar, Longöz Restoran.
da yemeğini yedin. Kargılı koyda. Doğru mu? Müthişti. Ellerine sağlık yani. Çok güzeldi değil mi? Yani arkadaşlar porsiyonları yani 4 kişilik falan getirdi. Aynen 2 kişi öyle yerine. Şu kadarcık meze yok, tabağı yok, değil yani. Şöyle şu kadar. En aşağı. Yani şuna kayık tabağı daha bitiremedik hocam. Yani. Bayağı büyük ya. Bak elini koy oraya. Aynen ya. Biliyor musun yani? Hani şey değil, şaka değil yani. Eli bol böyle abi. Gün boyu şöyle semaverde çay yaptı. Şu semaver bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Kömürde çok güzel çay içtim. Soğuk bira. İskelesi de güzel. İçeride bakkalı çakkalı var. İçki veriyor. Hemen dışarıda çöp atabiliyorsun. İskeleden su veriyor. İşte kumanya veriyor teknelere. Yani Gökova'da bulunmaz mı? Gökova'da evet. Yani artık İngiliz limanı da yok değil mi? Aynen. Hani hemen İngiliz limanından azıcık işte batıya doğru gidince Longöz var zaten. Burada. Kargılı koyu belli. Girintili böyle çok güzel. Koyu aşırı güvenli zaten. Hiç of, nasıl serin şu anda. Hani tık yok. Bir de klimalı gibi yani. Doğal klimalı bir koyu. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok serin. Yani Eda akşam bir şeyler hani uzun kollu falan giyip yatıyorsun aynen, değil mi? Aynen öyle yatıyorum. Çok da keyifli. Polar piken var. Aynen şu ağaçları falan çok güzel. Şimdi çıkmıyor ama hani gün boyu gölge var. Şurada köşkler var. İşte duşu tuvaleti de arkada. Yani itinayla adam hani her şeyini yapıyor. Şurada mangalda yaptı balıkları. Nefis oldu. Hiç çekinmeden her istediğini söylüyorsun yapıyor. Gayet mutlu bir ortam. Sağ olsun çok da yardımcı. Tekneleri de bağlıyor. Hayır ikisini al. İkisini aldım sana tutacaktım. Doğru mu? Günaydın bir Longöz sabahından. Bu sabah pek bir yoğun buralar. Su almak için Longöz'e tekrar geldik Ali abinin oraya. Durum şu yani şöyle. 25-30 tane gulet var herhalde devler ülkesi. Hepsi kumanya vesaire. Yemek yemek, takılmak için gelmiş. Biz de artık şuraya geldik. Şu tarafımızda su artık 25 santim falan Mert. Evet. Abi öyle bir yer yok yani. Dünyadaki balıkçı teknesine bordoladık. Böyle işte biz de su alacağız. Hani burada salmalı olsa hiç yer yok biliyor musun? Yok yok giremezsin. Yani öyle ya onlar gidince yok. Ancak. O bir tane daha geldi Mert. O da artık bilmiyorum bekleyecek. Aç. Ne yapıyorsun? Acil çıktı. Başka? İskele masajı olarak ben bugün buraya kaç tane tekne yanaştırdım bakın. Kaç tane yanaştırdın? 3, 5 gulet ha? Evet. Baya 5 tane gulet var şaka mı? Ha Doris'i de yanaştırdık doğru ya. Aynen. Su almak için. Yani baya güzel. Bu her zaman olmuyormuş. Arada böyle oluyormuş. Evet artık ayrılma zamanı geldi. Ali'nin kafası karışık Ali. Dolu mu bura? Ondan mı karıştı kafa? Ne oldu? Bin tane güzel. Şey var değil mi? Güzel maşallah maşallah. Ha bir tane daha geliyor Ali. O girecek bu çıkacak. Hadi biz de çıkalım o zaman. Kaptan dolu ortalık. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Her şey için teşekkürler. Sağ ol Ali görüşürüz kendine iyi bak. Araba bende. Tamam senin olsun. Bak dediğim gibi bir şey olursa git onunla. Tuval mı içinde balık? Haluk. Ekmek yok ki balık olsun içinde. Hiçbir şey yok. Boş duruyor. Haydi gidelim. Pekmezini akıtmadan git Edoş. Ziralı pekmez akıtmak anlık mesele. Ha ne dedik bir meyve bulamadık. Neyse. Bugün meyve yok bir tek Ali'de. Evet. Onun dışında her şey var yani. Tamam karaca suresi falan geçer. Oy Allah oy. Bizim de şöyle bir havuzluğumuz olmadı ki. Yatıp kalkalım orada. Ya bak botta benim motorun aynısından var.
kısa kuyruklu. Evet, ne yapacağız şimdi? Yandaki balık yiyelim bakalım. Şimdi sen önce bana talimatları ver. Şunu ben buraya kıstırdım. Şimdi bir serbest bir şey. Buraya girmek için. Gerçekten de videoyu o adama hazırla ya. Bu burada çekim yaptın mı? Devam etsin mi? Yok, şöyle elinle çek derdi. Buraya çek. Dön gözden çıkıyoruz. Haydi bakalım, bay bay huzurlu Löngöz. Güzel bir de gölgem düşmüş şuraya. Doris'in gölgesi. Yan tarafta küçük bir yüzme molası vermeyi düşünüyoruz. Ballı su muydu? Evet. Ballı su diye bir yer varmış.